شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Yeryüzündeki en bir şehadete layık en değerli varlıkları Rabb-u Teala sayarken şehid Allah, Allah önce kendisini ortaya koyuyor. Allah şahitlik yapıyor. Şahitlik değerli bir şeydir. Sonra melaike, sonra adalet yüzünde yaşayan, her yaptığını dengeli yapan, doğru, dürüst, takvalı, saygılı alimler dedi. Alimler Allah'tan sonra, meleklerden sonra üçüncü sırada gelen insanlar. Hatta alimlerin bir kısmı eğer ilmiyle amil olursa meleklerden üstün olur. Dört büyük meleği istisna tutalım. Ve biz cahillikten çok çekiyoruz. Hani küçük bir çocuk olur, bilmez, gider sobaya elini dokunduruyor ya, bağırır. Fakat bir daha da dokundurmaz, ders alır. Bir millet zarar gördüğü düşmanından 10 kere de sokuluyorsa az da küsünsün. Bu yılan gavurlardan ne kadar çektik? Bizi paramparça ettiler. İçimize bin bir türlü nifak soktular. Anarşi terörü açıktan destekliyorlar. Aramızda tuttukları adamları paraya ve silaha boğarak bizi mahvetmek istiyorlar. Memleketlerimizi işgal ediyorlar. Yeraltı, yerüstü servetlerimizi sömürüyorlar. Bize hayat hakkı tanımıyorlar. Ve biz bunu göre 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 hala yönümüzü onlara çeviriyoruz. La yuldağul mu'mini min cuhrin merrateyn. Bir Müslüman zarar gördüğü delikten iki kere sokulmaz diyor Peygamberimiz. Eşek bile bir yerde çamura çökse oraya geldiği zaman şöyle bir dolanırmış. Bana gösterdiği birisi bak 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 dedi. Baraj kurulmadan evvel şu Cahan Nehri akıp giderken bizim köylüler Cahan Nehri'nin kenarından giderken eşeğini çamura çöktürmüş. Eşek o çamura çöktü ve ızdırap çektiği yeri bildiği için oraya geldiğinde şöyle bir kıvırıyor ya. Nelerden bir zarar gördük? Bunlar artık görelim ve cehaletle kurtular. Vallahu alim hakim. Hikmet bunu gerektirir. Hikmet ders almaktır. Hikmet menfaati görmek, maslahatı değerlendirmek, ne faydalıdır ne zararlıdır bunu anlamaktır.